Sesi televizyonlarından herkese merhaba. Üsküdar'a gelirken programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün Psikoloji Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Meltem Nerter hocamızla birlikte psikoloji bölümünü siz değerli öğrencilere anlatacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Betül'cüğüm. Teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum öncelikle. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Ne demek hocam diyorum ve pandemi sürecinde neler yaptınız hocam? Bölüm olarak online eğitimler oldu tabii ki. Nasıl bir süreç izlendi? Bahsedebilir misiniz? Hepimiz için zorlu bir süreçti pandemi süreci. Öncelikle kendimizi iyi hissetmeye çalıştık. Çünkü psikologlar biliyorsun hep her şeyi her zaman çok iyi yaşayan ve algılayan insanlar olarak düşünülürler. Ama hepimiz için özellikle ülkemizin ve dünyanın durumunu anlamak açısından sıkıntılı ve zorlu bir süreç oldu. Ama biz çalışmaya devam ettik. Tabii ki online eğitime geçmek, online eğitime alışmak, öğrencilerimizi oraya çekmek, onlar için özel bir sistem kurmak vesaire ve bu sisteme adapte olmak bizler için de çok kolay olmadı. Ama çok başarılı bir şekilde altından kalktığımızı düşünüyorum. Hiçbir dersimiz eksik kalmadan, tüm derslerimizi yaparak, sınavlarımızı da aynı şekilde yaparak bu süreci online olarak da atlatmayı başarabildik. Duyabildiğimiz bazı tabii sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz de oldu bu süreçte. Onlara da elimizden geldiği kadar destek olmaya gayret ettik. Evet hocam, yani aksama çok da büyük oranda yaşanmadı. Eğitimde tabii ki yani ülkenin genel stratejisiyle birlikte çok fazla aksaklık yaşanmadı. Üniversite eğitimi zaten telafisi olabilen eğitimlerden biri. Hocam. Çünkü yetişkinlerle çalıştığımız için biz çocuklarla çalışmıyoruz. Çocuklarla belki biraz daha zor olabilirdi telafisi ya da onları online bir ortama yönlendirmek, orada durmalarını sağlamak güç olabilirdi. Ama biz yetişkin bireylerle çalıştığımız için 18 yaş ve üstü öğrencilerimiz de buna itibar ettiler sağ olsunlar. O yüzden sıkıntısız bir şekilde biz kendi namı hesabımıza atlattığımızı düşünüyoruz. Umarım öğrencilerimiz de benzer bir süreç yaşamışlardır ama aldığımız geri bildirimler de olumsuz değil. Umarım hocam en kısa sürede bu süreci atlatırız ve okullarımıza geri döneriz diyorum. Ve hocam psikoloji bölümüyle ilgili sizden genel bir bilgi almak istiyorum. Nasıl bir bölümdür psikoloji? Psikoloji bölümü genellikle edebiyat ya da insan ve toplum bilimleri fakültelerinde bulunan 4 yıllık bir bölümdür. Psikoloji genellikle şununla karıştırılır. İnsanların psikolojisi olduğu için herkes buna otomatik olarak sahip olduğunu düşünerek psikolojiye yaklaşır. Halbuki psikoloji bir bilim dalıdır. Kesinlikle. Hatta bilim dalı demeye bile kızan hocalarım var. Bu bir bilimdir diyorlar. Doğru da söylüyorlar. Psikoloji bir bilim, temel bir sosyal bilim alanı. Psikoloji bölümlerinde de bu temel bilim alanının öğrencilere aktarımı söz konusu. Psikoloji çok genişledi ve büyüdü. İnsanın olduğu her yerde, diğer alanlarda olduğu gibi psikoloji de var. Çünkü bizim esas hedefimiz, psikolojinin tanımı da budur. İnsan ve hayvan davranışlarının temel mekanizmasını incelemek ve bunlarla ilgili bilgi üretebilmek. Dolayısıyla insan bulunduğu her ortamda neredeyse davranış gösteriyor. Evet. Dolayısıyla hangi durumda, hangi koşulda davranışları nasıl şekilleneceği ya da nasıl yönlendirilebileceği, mesela eğitim bunların önemli alanlarından bir tanesi. İnsan davranışını hangi yaş grubunda, hangi yaş döneminde, hangi şekilde eğitebileceğinizi, okuma yazmayı hangi yaşta öğretebileceğinizi ya da geriatrik bir durumda hangi eylemleri yaptırarak, hangi antrenmanları yaptırarak bir yaşlının zihinsel faaliyetlerini yukarı çekebileceğinizi bilmemiz açısından psikoloji biliminin birçok alanda yaptığı çalışmalar, bilimsel faaliyetler var. Bu bir tek şey söyledim hani çocuklar ve yaşlılar. Onun dışında insanın olduğu her yer ve her dönem kapsamlı hocam, değil mi? Psikolojinin kapsamı alanına girer. Evet. Hocam şimdi psikolojiden bahsettiniz. Psikolojiyi tercih edecek öğrencilerin kişilik özelliği diye gireceğim ama tam doğru olur mu bilemiyorum. Yani öğrenciler sosyolojide düşünüyor, psikolojide düşünüyor. Bölümler arasında kafa karışıklığı var. Bölüme gelecek öğrencilere tavsiyeniz nelerdir? Nasıl bir özelliğe sahip olmaları gerekiyor? Şimdi ilk tavsiyem şu, okuma alışkanlıklarının olması lazım. Çünkü psikoloji okunması gereken bir alan. Yani sadece herhangi bir dersin notları ya da kitabı değil. Onun dışında da çok fazla okumayı, anlamayı, araştırmayı gerektiren bir alan. Bütün bilim dallarında olduğu gibi aslında psikolojide de böyle. Ben herhangi bir kişilik ya da karakter özelliğinin psikolojiye yatkınlık sağladığı konusunda pek özel bir fikre sahip değilim açıkçası. Dediğim gibi yani insan değerlerine saygılı, insanca, bu psikolojik süreçlerin tamamının insanca şeyler olduğunu düşünebilecek yeterlilikte herkes.
psikoloji eğitimi alabilir. Ama tabii ki bunu şununla karıştırmamak lazım. Gündemde de şu anda psikoloji eğitiminin nasıl olması gerektiğiyle ilgili ciddi dışarıda da tartışmalar dönüyor. Bu önemli bir alan, oraya da girilmesi gerekiyor bir noktada. Hı hı. Herkes psikoloji okuyabilir derken her önüne gelen de psikoloji yapabilir anlamına Tabii. gelmiyor. Çünkü psikoloji eğitiminin bir özelliği var. Bu özelliği yerine getirebilmek için de akademik başarı önemli, entelektüel kapasite Hı. önemli, kültürel yeterlilikler önemli ve bu meseleyi merak etmek, Evet. bununla ilgili soruları olmak, bununla ilgili şüphe duymak, araştırmaya, bilime inanıyor olmak gerekiyor. Bunlar varsa psikoloji okunabilir. Evet hocam. Hocam şimdi siz genel olarak psikolojiden bahsettiniz. Bizler Üsküdar Üniversitesi'nde verilen psikoloji eğitimini merak ediyoruz. Bahsedebilir misiniz Tabii biraz? ki. Üsküdar Üniversitesi'nde epeyce dolu bir ders programına sahibiz. İlk iki sene temel dersleri veriyoruz. Şimdi biz psikolojiyi sadece bir tek başına öğrenilebilecek bir bilim dalı olarak görmüyoruz. Bunun dışında sosyolojiden, felsefeden, antropolojiden beslenmemiz gerektiğini, öğrencilerimizin bu konuda bilgi sahibi olması gerektiğini, tüm sosyal bilimleri anlamaları gerektiğini düşünüyoruz. Ve birinci sınıfta ağırlıklı olarak bu derslere yer veriyoruz. İkinci sınıfta ise bilimimizin alt alanları var. Gelişim psikolojisi, bilişsel psikolojisi, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi gibi. Zaten web sayfamıza girildiğinde bütün müfredatımız görülebilir, evet. İçerikleri de görülür. İkinci sınıfı da bu şekilde hazırlıyoruz. Daha sonra üçüncü ve dördüncü sınıflarda yine temel zorunlu derslerimiz olduğu gibi seçmeli derslerimiz de var. Seçmeli ders havuzumuzu mümkün olabildiğince uzmanlık alanlarına göre zengin tutmak gibi bir niyet içerisindeyiz. Ve yine tabii biz bir kültür fakültesi olduğumuz için yani felsefeden, tarihten, sosyolojiden, siyaset biliminden çok yararlanıyoruz. Keza biz de onlara aynı şekilde böyle bir geri dönüşümde bulunabiliyoruz. O anlamda bölüm dışı derslerimiz de olabildiğince zengin tutmaya çalışıyoruz. Evet. Hocam yani ders programı oldukça zengin. Öğrenciler geldiğinde kendi tercihlerini yapabiliyorlar 3. ve 4. sınıfta değil Aynen mi? Aynen öyle. Yani klinik, genellikle klinik psikoloji çok istenen, sevilen bir alan Evet, oluyor. Ya da evet. Adli psikoloji zaman zaman. Bazen çocuk psikopatolojisi çok alaka görebiliyor. Biz de mümkün olabildiğince öğrencilerimizden de geri bildirim almaya çalışarak seçmeli derslerimizi kurgulamaya çalışıyoruz. Evet. Hocam şimdi öğrencilerin tercihine gelmişken çap ve yan dal olanaklarını da sormak istiyorum size. Öğrenci psikolojinin yanı sıra diğer bölümlerden kolaylıkla çap yapabilir mi? Şimdi çapla ilgili mevzuatlar gereği belli bir takım kriterler var. Bu kriterlerin yerine getirilmesi için çocukların belli bir not ortalamasını tutturabilmeleri, kendi sınıflarının içerisinde de belli bir başarı skalasının içerisine dahil olabilmeleri gerekiyor. Daha sonra yapabilecekleri, çap ve yan dal yapabilecekleri bölümlerin listeleri zaten web sayfasında var. Oradan da görebilirler. Orada istedikleri ve başarılı oldukları sürece de çap ve yan dal eğitimi alabilirler. Ama şunu söylemem lazım. Sadece psikolojiyle ilgisi olan değil, diğer branşlarda da gelmek isteyen öğrencilerimiz için de bir geri bildirim olur. Biz en çok çap yapılan, yani çift ana dal yapılan bölümüz. Bizim için oldukça zorlu bir süreç tabii evet, ki bu. Hocam. Ama öğrencilerimiz çok azimli ve çok yüksek puan ortalamaları tutturarak neredeyse bizim kontenjanımızı ikiye katlayacak kadar çok ilgi gösteriyorlar psikoloji bölümüne. Mutluyuz tabii bundan ama Ya çok tercih ediliyor zor. Hocam. İyi, bölümü kazanan öğrenciler psikolojiden de çap yaparım düşüncesiyle okula başlıyorlar. Yani var tabii ki birçok alanla ortak çalışmalar oluyor. Çocuklar çok eğilim gösteriyorlar psikolojiye. Yan dal alan da çok var bizim bölümden. Hocam peki psikoloji bölümü diğer tüm fakülte derslerinden çap yapabilirler mi? Yani herhangi bir kriter yok. Hatırladığım kadar ya kriter şöyle. Yani İTBF'nin içerisinde evet ama o bölümü gidebilmek için belli kriterler var. Yani not ortalamasını tutturması gerekir vesaire. Onları evet ulaşabilirler. Yani onlara onları yapmak lazım. Onlar olmadığı zaman, çünkü bu çok yanlış anlaşılan bir şey Betül. O yüzden üstünde duruyorum. Tabii tabii evet. Yani evet. Böyle biz duymuştuk işte, biz geldik hemen bizi çap. Hayır. Kesinlikle, öyle bir şey yok. Yani evet, çap ve yan dal özel bir eğitim koşuludur. Özellikle çift ana dal demek şu demek. İki bölümün diplomasını aynı anda almak demek. Evet. Dolayısıyla iki bölüm bir arada okumanız gerekiyor. Bu gittikçe de zorlaştırılıyor. YÖK de zaten 240 AKTS'lere kadar çıkarttı bunu.
O yüzden zorlu bir süreç. Evet hocam. Çünkü iki diploma yani. Tek, ben yapamazdım şu an. Tek diplomayı almak da biraz zorken ikinci için uğraşmak şüphesiz, gerekiyor. Şüphesiz, o yüzden evet çok haklısınız hocam. Şimdi staj imkanlarından bahsedebilir misiniz diye soracağım hocam. Çok merak ediliyor. Psikolojiye girdim ama stajımı bulabilecek miyim? Okul bana yardım edebilecek Şimdi mi? Şimdi şöyle, staj Türkiye'de gerçekten oldukça güç bir süreç. Çünkü öğrenci sayımız çok fazla. Hangi üniversiteye giderseniz gidin gerçekten psikoloji bölümünün sayıları çok fazla. Evet. Ve İstanbul için konuşacak olursak akıl hastanelerinde staj yapma imkanı oldukça zor. Çünkü hastane sayısı belli, öğrenci sayısı belli. Evet, evet. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın, il sağlık müdürlüklerinin bu konudaki tavırları bellidir. Haklıdırlar da. Ama bizim şöyle bir avantajımız var. Biz bunu daha önceden öngörmüştük. Ve bunun için de özellikle NP Beyin Hastanesi gibi bir arkada sırtımızı dayayabileceğimiz bir gücümüz olduğu için biz bir dersimizi tamamen hastanede görülmek üzere organize ettik. Uygulamalı olarak tabii hastanede. Tabii ki. Üçüncü sınıfın ikinci döneminde klinik psikoloji 2 dersini hastanede vizitleri takip ederek yapıyor öğrencilerimiz. Evet hocam, çok büyük bir şans değil mi? Bu aynen öyle için. Ama genellikle herkesin böyle ağzında bir staj o yok mu? Staj yok mu gibi bir ifade var. Staj çok güzel bir olanaktır şüphesiz ama staja gittiğiniz zaman sizinle ne kadar ilgilenildiği, alana ne kadar sokulduğunuz, bunlar önemli şeyler. Evet. Tabii ki gönüllü stajlara çok sıcak bakıyoruz. İyi, doğru, düzgün ve kabul edilmiş kurumlarda staj tabii ki de kendileri gönüllü olarak yapabilirler. Evet hocam. Şimdi stajdan girmişken bazı öğrenciler de düşünüyorlar, kuruma girdikten sonra belki orada kalabilirim, iş imkanları nasıl olacak, mezun olduktan sonra nereye gireceğim diye biz sıkılıyoruz, bir bunalıyoruz. Tabii. Bahsedebilir misiniz hocam, psikoloji bölümünün mezun olduktan sonraki süreci nasıl? Şimdi mezun olduktan sonraki süreci biraz zorlu çünkü çok kalabalık, çok fazla öğrenci var, çok fazla psikoloji mezunu var ve psikolojinin alanı maalesef pastası çok küçüldü. Çünkü o kadar farklı branşlardan bu işi yapmaya çalışan insan var ki yani bir yaşam koçluğundan tutun nefes terapisine kadar. Özellikle ruh sağlığı açısından söylüyorum bunu çünkü psikoloji sadece onunla sınırlı bir alan değil. Belki oradan bakıldığı için insanların biraz içi kararıyor ama sadece klinik psikoloji yapılmak zorunda değil. Psikolojinin bir sürü başka alanı var çalışılabilecek, sporda var, sağlık da var, sosyal psikoloji de var, gelişim de var, çocuk da var. Yani bir sürü alanda çalışılabilir. Dolayısıyla pasta küçüldüğünden dolayı hedeflerin iyi belirlenmesi gerekiyor. Bu stratejik bir eylemdir sonuçta. Mezun olduktan sonra sizin kendi kualifikasyonlarınıza, kendi kalitenize, kendi niteliklerinize göre hayatı nasıl sürdürmek istediğinizle ilgili kapıları açmak artık kişilere kalıyor. Çünkü kesinlikle. Bu dönemde o kadar farklı avantajlar, o kadar farklı imkanlar var ki mesleğinizin de avantajlarını ve bilgisini kullanarak bu konuda çalışmalar yapabilirler. Evet, yani artık eskisi gibi bir istihdam alanı çabası şu teknolojik sistem içerisinde tabii ki talep edilir, istenir ve genellikle de iş bulmak konusunda kriterlere bağlı olarak yani çok küçük paralarla çalışılır ilk başlarda. Evet. İster istemez yani bu her branş her için branş gerekli için. Ama bizim maalesef biraz hani çok çabuk bunları atlamak arzumuz varsa genç olarak buralarda biraz sıkıntı çekeriz belki ama sonuçta çalışılabilecek çok fazla alanı var. Ama biraz kişilerin kendi çabalarını da gerektiriyor özellikle yüksek lisans olması iyi olabilir. Eğitimler var bir sürü alanda çalışılmak için, piyasada kullanılabilmek için testtir vesairedir. Bunlar önemlidir. Çünkü sayı ne kadar fazlaysa sizin o kadar fazla kalitenizin olması gerekir. Kesinlikle hocam. Emek ve birikim sayesinde aynen öyle. Sen daha güzel söyledin. Bu kaliteyi artırabilmek için de günün koşullarına bakmak gerekir. Kesinlikle. Yani bundan 5 sene önceki kalite için gerekli olan şeyle bugün bilmesi gereken şey aynı değil. Yani bir sosyal medya okuryazarlığı şu anda geçerli 10 sene önce değildi. Evet, evet. Çok doğru. Yani bunlara bakıyor olmak, takip edebiliyor olmak gerekiyor. Hocam şimdi bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama bizim tercih ve tanıtım günlerimiz başlayacak 27 Temmuz'da. Evet. Aday öğrencilere vermek istediğiniz tavsiyeler olur mu? Bugünlerde gelip bizi ziyaret edebilirler mi? Neler söylemek istersiniz? Biz 4 Ağustos itibariyle hocalar olarak burada çalışıyor olacağız. Evet. Zaten bu bilgi öğrencilere de aktarılır diye düşünüyorum. Sakin olmalarını öneriyorum. Yani her zaman dediğimiz gibi hayatta her şey tek bir sınavla ya da tek bir
sıkıştırılmış zaman dilimi içerisinde gerçekleşmek zorunda değil. Tabii ki. Herkes kendini daha rahat, daha hayatın getirilerine uygun halde düşünmeli. Yani sınavı çok stres ya da sınav sonucunu hayattaki tek başarı kaynağı olarak görmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum evet, ben. Hocam. Tabii ki hepsini büyük keyif ve zevkle bekliyoruz. Gelsinler, evet. Tanışalım. Gençlerle olmak her zaman çok güzel. Evet. Tercihlerini yaparlarken de kendi olmak istedikleri, hayal ettikleri şeyleri öncelesinler. Evet. Yani bu çok önemli bir şey. Çünkü yani şu mesela pandemi sürecinde yaşadıklarımıza baktığımızda bir sürü planımız, programımız vardı ve birçoğunu yapamadık. Ya da evet, farklı şekillerde yapmak zorunda kaldık ve bunun ne zaman sonlanacağı konusunda da çok fikir sahibi değiliz. Evet hocam. Şimdi istersek NASA'da astronot olsak ne değişecekti? Evet. Dolayısıyla biraz zihni rahatlatarak, daha esneterek bakmakta fayda var. Ama tabii ki seve seve hepsini burada bekliyoruz. Evet hocam. Aday öğrenciler gelip psikoloji bölümünü yakinen sizden öğrenebilirler. Tabii ki biz hocam. Buradayız zaten her zaman. Evet. Bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Programımıza katıldınız. Öğrencilere bilgilerimizi aktardık. Umuyoruz ki seneye tekrar beraber oluruz hocam. İnşallah. Programda. İnşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Üsküdar'a gelirken programının bu bölümü de sona eriyor. Psikoloji Bölümü Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Meltem Nartır hocamız bizimle birlikteydi. Sakın bir yere ayrılmayın diyoruz. Çünkü az sonra İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon bölümünü sizlere tanıtacağız. Şimdilik hoşçakalın.